Kore'nin gece hayatı daha farklı. Vallahi yazık ya. Sabaha kadar uyurlar burada bunlar. Zonun sırasına bakar mısınız? Saat gece 2. Bu parka ne zaman gelirsem Suriyeliler burada nargile yakıyor. Bak yemin ediyorum. Bak bak uçuyor uçuyor. Kız geldi dedi ki şöyle fotoğraf falan da çekiniyorlar. Ben bir şeyleri böyle kankan abi falan. Fukuoka Havalimanı'na selamlar. Arkadaşlar Japonya'dan ayrılık vakti geldi artık. Nereye gidiyoruz? Kore'ye gidiyoruz. Seul'e. Hadi bakalım yine bir maceralı yolculuk bizi bekliyor. Umarım sorun yaşamayız arkadaşlar. Yavaştan Kore'nin giriş bilgilerini vereceğim sizlere neler gerekiyor diye. Her şeyden önce Kore'nin getirmiş olduğu online bir böyle online vize gibi bir şey var arkadaşlar. KETA diye. Onu yapmanız gerekiyor. Ben 80 TL bir ücret ödedim ve 1,5 saat içinde onayladı. Normalde 3 gün 2 günde falan onaylanıyor diyorlar. Hatta bayağı bir arkadaş red yemiş. Ama benim şansım mıdır nedendir bilmiyorum. Ben parayı ödedim, başvurdum. 1,5 saat içinde benimkini onayladılar. Ve bir de QR kodlu bir böyle yer bildirimi gibi şey var arkadaşlar. Onu dolduruyorsunuz. Neyse şimdi kahvaltı zamanı. Kahvaltı yapıyorum. Hemen buradan 7-Eleven'dan yine aldım. Japonya'daki son kahvaltımız. Daha sonra da Seul'e doğru yola çıkacağız. 1 saat 20 dakikalık bir uçuş bizi bekliyor arkadaşlar. Üç tane form var arkadaşlar. Bunları uçakta verdiler. Ben uçaktayken doldurdum. Eğer uçakta olmazsa da burada da gelince doldurabiliyorsunuz. QR kod dediğim şey şuydu arkadaşlar bakın. Bunu da dediğim sitelerden bulursunuz. KETA'yı sakın unutmayın. Yani KETA'ya kesin ihtiyacınız var. Online vize gibi bir şey. O zaman ne diyoruz? Kore'ye hoş geldiniz. Girdik arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi pasaport memuruyla aramızda herhangi bir diyalog geçmedi arkadaşlar. Ve şaşırtan ne oldu biliyor musunuz? Benim pasaportu o şeye okuttu. Yan taraftaki parmak izi okuyucu direkt Türkçe konuştu. Yani büyük ihtimalle bütün dilleri algılatmışlar arkadaşlar. Direkt parmağınızı okutur musunuz? İşte işaret parmağınızı, ondan sonra yüzünüzü gösterir misiniz, maskeyi çıkarın falan diye bildiğiniz makine Türkçe konuştu. Biz oradaki memurla hiçbir diyalog kurmadık. Onu yaptım. Yine her zaman olduğu gibi benim her şeyim tamdı ama hiçbir şey sormadı. Ne kalacağım yeri, ne yapacağımı, niye geldiğimi dediğim gibi aramızda tek bir cümle dahi diyalog geçmedi arkadaşlar. Bu neyden kaynaklanıyor bilmiyorum gerçekten. Bakın Japonya'ya girdiğimde de böyle oldu. Bazılarını çok sorguladılar. Yani benden sonra gelenler oldu. Hani yazanlar oldu bana işte bizi şöyle oldu, buluştuklarım oldu. Ama bilmiyorum yani bende mi şans var ya da benim pasaportum dolu. Ama gerçi ona da bakmadı fazla. Her şey bir şey oldu. Exit burada. Evet çantaya onları kattık ya kaldık şimdi ya dur. Uçakta bir form doldurmuştuk ya onu istedi de onu verdim. Evet şimdi buradan bizim para bozdurmamız lazım. Çünkü şehir merkezine kadar Japonya'ya girince unutmuştuk onu. Sonradan bozdurmuştum metroya gidince şimdi burada görünce aklıma geldi şurada bir para bozdurayım. 1 dolar 1279 olmuş. Hadi birazcık bozduralım burada. Şimdilik sadece 20 dolar bozdurdum. 10.000 won, 5.000 won. Şunlar da bozuk para. Burada da 500 var. Neyse, hadi metroya binelim de çarşıya gidelim. 4.150 won gitti. Geldik Kore'deyiz, Seul'deyiz. Ne oldu şimdi? Geldik işte. Seul sokakları.
Aa bunlar da Koreliler. Artık şeylere biraz ayırt edebiliyorum biliyor musunuz? Şimdi önceden hani gözü çekik dedik mi hemen Çinli derdik ki hani işte hepsi Taylandlı mı işte Japon mu Koreli mi ayırmazdık ama şimdi ayırabiliyorum arkadaşlar. Mesela saç stillerinden bile, yüz tiplerinden, o gözlerin çekik farklılığından yani Taylandlıyı, Japon'u, Koreli'yi, Çinlileri de görüyoruz ama çok değil, onu da ayırtırız diye düşünüyorum. Yani yavaştan ayırt edebiliyorum. Bak Japonların, erkeklerin saç stili bak şu çocuğunki gibi, kasket gibi yapıyorlar genelde. Korelilerin öyle. Japonların kını biliyorsunuz, gördünüz. Koreliler kasket gibi yapmışlar saç kesimini. Aha vallahi bir şeyin içine düştük gelir gelmez. Bak seviyorum işte. Yürüyeceksin abi, yürüyerek keşfedeceksin sokağı. Hemen bakalım. Kore sokak yemekleri. Burada çiçekler var. Abi ben mi geçeyim dur. Önce yaya öncelik bakayım neler yapıyorlar burada. Kızartmışlar. Burada da aynısı var. Orada da aynısı var. 3 tane yan yana aynı dükkandan koymuşlar. Aynı lezzet olmaz ki böyle. Bakayım burada bak bu burada farklı bir şey var. Bu neymiş? Oo bu tatlıya benziyor arkadaşlar. Kokusu tatlı geliyor bunun. Çok güzel ya. Şimdilik daha hiçbir şey bilmiyorum. Şunun adını bilmiyorum. Öğreneceğiz. Hepsini öğreneceğiz. Elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince her şeyden deneyip sizlere aktarmaya çalışacağım. Ama burada da maske takıyorlar abi. Şundan ne zaman kurtulacağız ya? Ben kurtulmuştum bundan ne güzel. İnşallah doğru gidiyoruzdur ya. Google Maps de çalışmadı. Bir anda yürüyüş yolu bile göstermiyor. Burada çalışmıyor muyum? İyi doğru gidiyoruz ya. Çüşçü yapsın o. Abacı yapsın o. Halil yapsın o. Abacı yapsın o. Halil yapsın o. Ne oluyor bilmiyorum ama burada böyle bir toplanmışlar. Burada da pazar var. Abi bu ne? Vay vay vay. Bunlar nasıl bir şey ya? Ben görsem bunu sokakta korkarım ya. Denizde neyse işte nerede görüyorsak. Alo. Ama bunda ne et vardır biliyor musun? Japonya'daki gördüklerimizden farklı. Bunlar da kral yengeç herhalde. Tuhaf, korktum. Ama yenir. Kore sokaklarına daldık arkadaşlar. İlk günden Ali ile buluştuk. Ali Ertuğrul'u tanıyanlarınız vardır. Tanımayanlar varsa da o da burada yaşıyor. Burada içerikleri üretiyor. Yani Kore'nin muhtarı diyebiliriz onun için. Ali ile buluştuk. İlk günden bugün cuma olunca gece hayatlarına akarız dedik. Bakacağız duruma göre. Şu an nereydi burası? Kore'nin? Honda. En böyle meşhur işlek yerlerinden bir yer galiba. Aynen. Genç Nüfus'un en aktif olduğu bölge. Şimdi önce yemek yiyeceğiz daha sağa derken. Evet. Daha sonra ilerleyen saatlerde ne olur? Allah kerim diyelim bakacağız duruma. Japonya ile Kore'nin farkını göreceğiz arkadaşlar. Ben biraz görmeye başladım. Hiç aynı değil arkadaşlar yani. Bazıları mesela benzetebilir. İşte Japonya aynı, Kore aynı gibi de hiç öyle değil. İnsanlar zaten farklı. Burada kurallar farklı. Daha rahat gibi görünüyor şu anda. Burası daha değişik ya. Göreceğiz hepsini.
Evet, ne yiyeceğiz Ali? Tavuk seviyor musun? Severiz. Kore tavuğu yiyebiliriz. Olur. Zaten Kore'nin yemeklerini... Şöyle gidelim. Gidelim. Kore yemeklerini deneyeceğiz arkadaşlar. Kore'de çok çılgın şeyler gelecek. İnşallah. Ne oluyor ki burada? Bu ne? Ne o? Gerçek mi? Sıcak. Aha. Dayım getirmiş. Şuna bakın ya. Ortam böyle. Çok besliyor. Yeni bayıldım. Ben de. Şunun dibe bak ya. Tavşan değil mi? Aynen. Tavşan sincap değil. Ama rengi falan çok güzelmiş ya. Baksana onlara. Türkiye'den tavşan getirin arkadaşlar. Kızlar toplansın etrafınıza. Aynen gördünüz. Vallahi. Bak bu BTS mesela. Hadi ya. Hilal oturmuş açık hava konseri gibi. Valla. Tipler değişik. Belediyeden ücretsiz şekilde kiralayabiliyor gençler. Geliyorlar. Hmm. Müzik yapıyorlar. Müzik yapabiliyorlar. Aa, buraya geldik. Buranın... Buraya. Bak şu tarz yemekler var. Tam Kore yemeği. Tamam. Yani... Yiyelim. İçeri full zaten. Ama maske işte. Bu Kore'de, bu kapalı alanlarda. Şimdi takacaksın. Yerken çıkaracaksın. Giriş değil mi? Giriş belgesi gibi. Değil mi? Evet. Çok saçma oluyor da. Kapalı alanlarda maske hala. Okey. Giderek. Bir şey diyeceğim, o ortadaki tava ne öyle ya? Biz de öyle yiyeceğiz. Vallahi mi? Aynen. Oo, doyacağız desene. Bayağı büyük bir şey gözüktü de. Bekleyeceğiz işte, sıra. Abi önümüzde kocaman bir tava var. Bakalım ne yiyeceğiz. Ortalık full. Tamam, giriş kimliğimiz tamam. Çok garip ya. Evet. Bu olay yani. Orayla turist de var. Tabii canım, bura tam böyle herkes buraya geliyor. Böyle bir şey söyledik de masada pişiriyorlar arkadaşlar burada. Kenarına kaşar koyacaklar değil mi? Sebzeler, bu dopokki diye bir pirinçten yapılan bir dopokki ismi. Dopokki'nin doku. Dur bir dakika, şu an benim beyin. Bak bu ne biliyor musun? He. Pirincin preslenmiş hali. He. Deneyeceğiz tadına, bakacağız. Ne arasan var içinde. Bu şey nerede ya? Ne? Işıklar mı şurada? Hiçbir şey yok. Başkasının masası. Birer tane. Ha, birer ondan. Çubuk. Çubuk da bunlar. Çubuk o mu ya? Bir de peçete alıyorum. Aynen. Peçetemiz var. Var o var. Bak şimdi. Gösteriyorum. Demir çubuğu. Aynen. Bak bu. Bu. Dof. Pirinçten yapılan, preslenmiş. Burada turşular meşhur. Böyle açık büfeden istediğimiz gibi turşu da koyabiliyoruz. Şunların da tadına bakalım, ben birkaç tane alayım. Ortalık değişti. Kenara mozzarella'ları koydu. Bu bayağı soslandı, pişti. 4 çeşit turşu aldım. Abi hepsi birbirinden güzel. Şu bizden çok farklı. O kadar çok beğendim ki bunu. Şu biraz acılı ve bu da çok güzel. Hepsi güzel turşuların. Yenir yani. Biri geliyor. Gelen karıştırıyor. Pişmiş. Pişti mi? Evet. Şimdi yiyelim. Hadi bakalım. Sündüre sündüre böyle. Pirinçten yapılma şey dedin değil mi bunu? Aynen.
Pirinç ya. Tamamen pirinç. Preslenmiş. Ama öyle bir tat, tat gelmiyor. Güzel güzel. Dok. Bak bak. Tavuk değil mi? Evet. Kaşar da ne yerimiş ama abi. Kaşar güzel ya buranın. Yapışıyor mu bari? Vay vay vay. Ya. Dakkalbi. Ona şey alamadım. Turşu. Mükemmel yani turşu. Ne oldun? Yemek yerken yoruldun mu? Yemek yerken yoruldum. Bitirdik abi. Sonu bu. Turşuları da yedim. Neredeyse hepsini yedim. Turşular da güzeldi. Yani böyle az gibi görünüyordu başta. Videoda siz de gördünüz ama öyle değil. Doyuruyor iki kişi. Ben şu an patlayacağım şurada. Kaç paraydı bu? Yani turşu ücretsiz, burası böyle komple. Turşu sınırsız. Aha. Zaten. Bu yemek 25.000 won. 25.000 won. O da yaklaşık olarak 20 dolar yapıyor. Yani kişi başı 10 dolar aslında normal Kore'ye göre. Ne oluyor? 180 TL değil mi? Yani. Zaten 180 Türkiye'de bir Kore restoranlarında falan mı? 300 lira falan. Vardır. Ya normal bir yemek istesen, normal bir yemek de zaten gitsen 100 lira falan yani zaten. Galiba öyle olmuş. Öyle ya, evet. Bence uygun. Uygun uygun ya. Ya tabii daha bunun daha uygunları da var aynı yemeğin de. Ya şu mekana an biz göre. En pahalı yerlerden biri bu. Evet. Şeyden dolayı. Lokasyondan dolayı. Ara caddeye şöyle biraz yürüsek şöyle 20 dakika. Bunun yarı fiyatına yakınını buluruz. Evet. Neyse ortam bayağı bir gürültülü. Koreliler gürültü yapmayı seviyor herhalde. Japonya'da olsa bu kadar gürültü olmazdı. Sessiz sakin yemeği yerdiniz. Arkadaşlar Kore'de adım başı göreceğiniz şey fotoğrafçı. Ama bildiğimiz kimse sizin fotoğrafınızı çekmiyor. Gidip kendiniz fotoğrafınızı çekiyorsunuz. 24. Bir de 24 saat açık. Geliyorsunuz abi böyle. Makyaj yapıyor. Kostüm de var. Tabii kostüm yani şöyle fotoğraf falan da çekiniyorlar. İstediğini yapıyor. İşte isteyen. Giriyorum buraya. Giriyorsun. Bak böyle. Burada. Perdeyi kapatıyorsun. Kapatıyorlar bir de böyle. Böyle yapıyorlar. Böyle karşısına geçiyorum. Para atıyorum buradan. Kart var. Para. Aynen. Şunu da alıyorsun. Şöyle. Aynen. Biz buradan çekeriz. Bak bak. Gözden. Böyle işte. Evet. Ter saçlardan bir şöyle bir böyle kankana abi falan. Burada da kamera çekiyor. Sonra eline veriyorlar. Eline? Hayır, fotoğrafı eline ver. Pardon. Evet, göstereyim mi? Fotoğrafı elimize verdiler. Bak burada. Evet. Böyle. Evet. Güzel. Kaç paraymış bu? Size 4000 diyor. 3 dolar arkadaşlar. Burada daha büyük. Burada daha farklı. Şaka gibi ya. Ama her yerdeler. Her yerdeler. Yani şu sadece şu sokakta en az 10 tane gördük yürürken. Bak karşı daha meşhur galiba. O yüzden bak tüm kızlar orada. Evet. Ben duydum bu marka meşhur. Bir de bunların markası var ha. Aynen. Bak, kız gel diyor, gelin diyor, fotoğraf çekilin diyor. Bundan sıra bekliyor ha. Evet. Bak, duvarda da örnekler var. Evet. Bak istersen. Böyle şekilden şükürle çekilmişler. İçeride şimşek çaktı, birisi çekti fotoğrafı. Şaka gibi ya. Burada fotoğraf... sıralar oluyor. Evet evet. Sıralar oluyor. Gel göstereyim, her yerde var. Bir de her yerde sokak müziği var. Bu cadde bayağı güzelmiş. Cadde bayağı güzelmiş. Evet. Bak burada da sıra var. Aha. Bu da kişilik tipleri var ya, yeni çıktı bu. ENTP, ESTJ. Ben onları bilmiyorum. İnternette böyle insanlar kendi karakter tipi 16 farklı karakter. Tamam. Burada fal gibi gidiyor, para atıyor buraya, jeton alıyor ilk önce. Evet. Diyelim senin karakter tipin bu ya. Burada atıyorsun topların içinden. Top geliyor. Böyle alıp kırıyorsun. İçine atıyor. Yani fal gibi bir şey çıkıyor bak.
Ya tamam, bu da kumar. Aynen. Kandırmaca ya. Tamam ya. Ama çok insanlar ya, çok alıyor. İnanıyorlar abi. Bir gelim akşam bir şey okuyayım, mutlu olayım. Ya gel birader, ben şurada el balına bakayım. Sana bütün olumlu şeyleri söylerim zaten. Şuraya bak. Sıraya. Oo. Tamam. Alın Kore'de, açın abi, güzel bir şey. Her yer bak. Kafe falan yok. Şey yok. Bak. Arkadaşlar, personel ücreti yok. Giren kendi parayı veriyor. Gel. Personel ücreti yok. Bak, bu tam kızlara göre yapmışlar, görüyor musun? Bak, alacağım bunu. Tak, göstereyim sana. Ne? Tak kafaya. Tam Koreli oldun. Buradan başka ne var değişik? Kore var bak, Kore bayrağı. Yeah. Hello. Doğumuzda geldi. Fat man, no possible. Hello. I am 49 years old looking woman emergency. What about you? Where are you from? Turkey. Which place of Turkey? Antalya. Antalya. Geçen sene kim şampiyon oldu? Tahmin ettim. Tahmin ettim ki. Siz, vallahi tahmin ettim. Where are you from too? Malatya. O zaman abi Kürtçe söylüyorsun. Türkçe, Kırmancı. Yok, değilim. Değilsin. O zaman şöyle bir şarkı söylüyoruz abi. Malatya, Malatya, bulunmaz eşin. Yoktur benzerin. Bu var ya. Yok, bu hiç bilmiyor. Yok, bu nasıl Kürtçe? Yok, ben de hiç yok abi. Buralar gece kulüpleri arkadaşlar. Bakalım. Ali'yi ikna edersek gecenin ilerleyen saatlerinde gireriz. Bak, bura restoran. Görüyor musunuz? Her yer kalabalık. Az önce bir restoran gösterdi de kız tavlama restorandıymış. Veyahut da erkek tavlama da olabilir. Sonuçta karşılıklı. Sokaklar cıvıl cıvıl. Evet evet. Bayağı iyi. Kendimi ata gibi hissediyorum ben. Evet, burada bu var falan. Şu malzemelerden var. Evet. Ata selam, Pattaya'ya selam kardeşim. Abi, Japonya'yla burada şu karaoke olayı çok farklı boyutta. Gidiyorlar odalara, saatlerce şarkı söyleyebilirler. Çok ilginç gerçekten. Aşırı fazla. Bakın, böyle bir bar gibi yer var. Kız geldi, dedi ki bir ücretsiz içki. You say one free drink, right? Okay. Koreliler çok utangaçlı. Aynen, Japonlar da öyleydi. Çekmeyiz onu. Bir tane ücretsiz alkol veriyor mesela. Giriş ücreti de yok. Direkt gir, bir tane bedava alkol veriyor. Böyle bir yer. Burada şaşırdım. Abi, burada ücretsiz alkol meşhur. Yani kendi mekanlarına insanları çekmek için gelin diyor, yeter ki bizim mekana gelin, ücretsiz bir tane alkol veriyoruz diye. Giriş ücreti de yok. Bayılmış sandın mı? Evet, bayılıyor bunlar. Daha sağa derken erkenden gitmiş bunlar. Ben burada yere düşüp kafasını yaran birini gördüm. Tam aynı bölge. Çok içiyor bunlar ya. Japonlar da öyle. Gece olunca basıyorlar alkolü ya.
Bakalım daha ilerleyen saatlerde ne göreceğiz burada. Evet, Kore'de gece olduğunu anlayabiliyoruz değil mi arkadaşlar? Yüzüyoruz. Gitti o gitti. Şu an Mars'a doğru yüzüyor böyle. Bak bak uçuyor uçuyor. Uçuyor uçuyor. Paraşütte şu an o. Atladı. Serbest atlayış. Opa. Evet abimiz atlayış kursu veriyor şu anda. Daha gideceğiz, gecelere gideceğiz. Daha saat erken. Bunlar erken içenler. Bunlar niye böyle bilmiyorum. Bunlar bilmiyorum valla. Daha saat 22.50. 22.50 evet. Baba. Orada olay yerine polis intikal ediyor. Polis geldi dedi, ne oluyor lan bunlara? Yüzme kursuna polis baskını. Para verdiler. Arka sokaklar. İtfaiyeciler yakaladı. Nargile. Şurada nargile yakmışlar. İtfaiye ekipleri geldi. Yangın ihbarı galiba. Vallahi. Şu anda o nargileyi söndürüyorlar. Yakından gidelim mi yoksa? Başlar bulaşmayalım hiç ya. Bulaşmayalım. Kim yaptı? Bu arada gerçekten söyleyeceğim, ben 6,5 yıldır Kore'de yaşayan biri olarak evet. Bu parka ne zaman gelirsem Suriyeliler burada nargile yakıyor. Bak yemin ediyorum, abartmıyorum. Bu bir şey değil. Evet. Abartı falan değil. Burada normal aslında. Dört iyi çocuklar, kötü değil. Ama hep nargile yakıyorlar. Evet. Onlar, evet onlar. Onlar mı? Vallahi onlar. Ya burada da olmaz canım. Millet eğleniyor tamam da. Bağırdı mı? Ali diye bağırdı mı? Koreli bir amca diyor ki, niye karışıyorsunuz ya çocuklar? Bak. Olay mı çıkacak? Aynen olay çıkıyor galiba. Bak kavga çıkıyor. Vallahi. Bakın. Takviye polisler geldi. Bayağı olay büyüdü abi. İşte bir nargilenin ettiğini görüyor musun? Nargile. Kore'de nargile yakamıyorsunuz. Yani bunu anlamış oldu. Ya işte sokakta da yakma yani. Git evinde yak. Yani yangın çıkmaydı böyle. Ya, evet. Şu an çalkalanıyor Kore. Evet. Mevzudan dolayı. Bu parkı aklınızda bulundurun arkadaşlar. Kore'ye gelirseniz. Burası bir toplanma alanı gibi. Kore'nin gece hayatı daha çılgın olacak. Arkadaşlar, Kore'nin gece hayatında Koreli yok. Niye böyle? Vallahi hiç bilmiyorum. Koreli yok. Full yabancı. Saat gece 12. Vallahi yazık ya. Sabaha kadar uyurlar burada bunlar. Bütün mekanların girişinde hala sıra var. Bakın orada sıra var, burada sıra var. Sonra şurada Zen 2 var. Biraz sıra burada var. Adam Zen yetmemiş. İkinciyi açmış. Aynı yere. Sıraya bak. Let's go.
Abi gelir gelmez gördüm. Kore'nin gece hayatı daha farklı. Burada ne olacağı belli değil. Çok fazla yabancı var. Yani Kore geceleri daha çılgın. İnsanlar baya şu kalabalığı görüyorsun. Evet. Önüne bile bak. Yok ya, yürümeyi bilmiyorlar. Yani her şey olabilir burada ya. Abi hayat gece başlıyor. Şuranın sırasına bakar mısınız? Saat gece 2 arkadaşlar. Sabaha kadar devam ediyor. Bakın bu bir sıra. Klaba girmek için bekliyorlar. İçeri zaten full. Şuraya bakın. Orada da ayrı bir sıra var. Bakın ayakta uyuyor ya, zombi gibi. Düşecek vallahi. Uyuyor uyanıyor. Bak gidiyor. gidiyor. Ne olacak bunların hali ya? Günaydın herkese. Arkadaşlar, Kore'de Japonya'daki gibi sabah bir güzel sağlam kahvaltı yapamadım. Valla şöyle, içinde krema falan olan büyük bir kurabiye gibi bir şey var. Bundan aldım. Bir de kahve aldım. Bu hepsi 5500 won tuttu. Pardon, 5700'müş. O da 4,5 dolar falan yapıyor galiba. Şimdi Ali gelecek tekrardan. Onunla birlikte bir guest house gibi bir yer tutacağız bana. Orası hem daha uygun hem daha güzel. Tek kişilik oda falan varmış. Ona bakacağız. Detaylarını anlatırım zaten. Hostelden çıktım şimdilik. Öyle. Kahvaltıyı böyle geçiştiriyorum. Arkadaşlar bu arada. Şimdi burada izleyenlerin %80'inin %90'ının Instagram'ı vardır. Sizden ricam. Instagram'dan takip edin. Orada daha güncel ve daha değişik videolar, burada olmayanlar, paylaşıyorum arkadaşlar. Hem iletişim kurmak istiyorsanız da, yani elimden geldiğince herkesin mesajını okuyup geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Bir şey olursa da oradan iletişime geçebilirsiniz. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Neyse, ben şimdi bunu bitireyim, sonra guest house'a geçeceğiz. Hani Tayland'da 7-Eleven'lara girince böyle ding 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 diye sesler çıkıyordu ya. Buradaki 7-Eleven da şey çalıyor arkadaşlar. Bu ilkokullarda dı 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 dım diye bir müzik çalar ya, teneffüs zili. Abi ondan var, susmuyor. Her kişi girdiğinde onun çaldığını düşünseniz ya. Hatta çocuk geldi bir tane. Ezberlemiş. Kapıda çalınca o da içeri çalarak, söyleyerek girdi. Büyük ihtimal okulda da burada onu çalıyorlar. İlginç. Neyse, Ali'yi bekliyorum şimdi burada. Hadi indirim de alırız. Siz benden geldiğinizi söylerseniz. Buraya gelenler İlyas. Evet. İlyas. Toki Saram. Yogi onun modern sanatları ta
Bakın indirim kovalıyoruz arkadaşlar sizin için de. Kore'ye gelirseniz şimdi size odayı göstereceğim. Tuttuğumuz guest house burası. Kore'deki en ucuz. En uygun yerler birisi arkadaşlar. Yani guest house'lar çok uygun ve Ali de burada daha önce kaldığı için dedi ben burada rahat ettim. Onun kaldığı yere geldik. Çok şey de iyi. Lokal şey, location'ı da iyi. Honda'da yani. Şimdi odayı da göstereceğim size. Hostele göre bir kat iyi. Hosteller 15-20 dolardan başlarken. Şimdi burada iki türlü yer var. Ali şeyi de gösterelim mi? Bu duşlu olanı da bir tanesi hangisi ise. O da biraz ilk sene. Kıçok. Ne. Ay gelsin. Şimdi şey diyor kıyafet yastıkları. Ha aynen tamam. Arkadaşlar yani hostelle kalmaktansa burası bakın otel gibi kendinize evlere kendinize ait odanız var. Ortak lavabolar var. Bunlar ortak lavabo, duş ama isterseniz o odayı da göstereceğim sizlere. Senin oda. Burası benim oda. Burası içinde duş olmayan bir oda. Hem biraz daha uygun fiyatlı hem de şey daha geniş arkadaşlar şöyle. Şimdi yatağa da şey getirecek yastık, yorgan, her şey. Böyle camın var, kliman var, normal buzdolabın var, çalışma masası. Yani şu dolap olayını çok beğendim. Çok geniş, her yere şey yapabilirsin. Bu arada Kore'nin prizleri bizim prizlerle aynı arkadaşlar. Bakın şöyle, bu çok iyi bir şey. Japonya'da çok büyük sıkıntı yaşamıştım. Ayna bile var şöyle. Yani yatak da geniş, gayet de iyi, güzel. Şurada cam da var, böyle manzara da var. Hava da aldırabilirsiniz, böyle içeri hava da alır mis gibi. Hatta şöyle şu sinekliği çekelim de hava alsın. Ortak mutfak falan. Ha, ortak mutfak da var orta tarafta. Şöyle gel abi, burada hem yani odanın dibinde zaten lavabo. Yani içeride olursa bir 2-3 dolar daha fazlaydı arkadaşlar. Ya bu da 10 güne falan vurunca, 10 gün falan kalacağımı varsayarak 3 dolardan 10 gün 30 dolar para yapar yani. O kadar niye fazlalık vereyim? Bir de Kore'ye. Aynen. Kore'de kiralar normalde çok pahalı. Çok pahalı. Şöyle söyleyeyim size. Yaşayanlar çok var. Evet. Burada normal adamlar geliyor burada. Bizim o Japonya'daki hostellerdeki gibi burada yaşıyorlar arkadaşlar. O yüzden hani ben dedim ben ilk gün hostelde Ali şahit valla böyle bir yere hemen kiralayabileceğimizi düşünmüyordum. O yüzden hostelde ben 2 gece kaldım. 2 geceye 40 küsur dolar verdim arkadaşlar 46. Hostelde 46 dolar. Ama yoktu biliyor musunuz? Yani Kore geneline baktım. Ta çıkışlarına doğru böyle anca 2 gün 30 dolardı. Buralarda komple böyle ve kadın erkek ayrımı vardı. Mesela 30 dolara olan bir yerde sadece kadın yatağı var. Onu ben de anlamadım. Yani büyük ihtimalle erkeklerin olduğu yerde oluyordu. O yüzden o kalmıştı. Bak sınırsız pilav var burada. Oy, bedava pilav mı? Bedava. O da güzel abi. Sonra... Yemeğini de yap burada. Tabii su da var. Bedava su. Abi su bak bir şey söyleyeyim mi size? Kaldığınız yerde suyun ücretsiz olması size ne demek biliyor musunuz? Günde böyle bir yerde günde 2 dolar cebinizde kalmak demek. Bedava. Ne o? Kimchi. Kimchi ne o? Turşu var ya. Aa turşu. Bedavasın. Aa. Tamam oraya dolduracak şimdi. Bu pilav sınırsız beleş. Evet. Kimchi sınırsız. Kore'de turşu çok önemli ya. Bayağı ilk zaten gördünüz ilk geldiğimizde yedik ya turşu. Aha açıyor. Valla. Hemen yanında market. Bu arada internetin de iyi var. Setakşi. Diyor ki kıyafet yıkayacağın zaman da burada yumuşatıcısı, deterjanı hepsi biz veriyoruz. Aa, kıyafet yıkama yeri nerede? Setakşi'den o değil sosyal. Setakşi'den. Kaçıp öyle. Bir götüreyim size.
O kadar hızlı gezdim ya. Kıyafet yıkayacak yeri de zor buldum yani şeyde. O yüzden burada bugün direkt çamaşırları yıkamam lazım. Ha burada başka lavabo mu? Ha, kadınlara için. Ben buranın kadınlar için. Evet, adresini şey yaparım açıklamaya. Dışarıdan da çekeriz zaten görüntüsünü, gelince kolaylıkla bulursunuz. Metroya da yakın, fazla bir şey değil yani. Metroya da 3-5 dakika önce yürürsün. Aynen 5-6 dakika falan. İşte şuradaki odalarda, aynen şuradaki odalarda şöyle düşünün, içinde camdan bölmeli olarak o hani dışarı bakan pencere vardı ya, orası lavabonun içinde kalıyor. Aynen. Şey yani o yüzden duşlu tuvaletlisini düşünün. Biz burayı var. Ha bu arada aylık gelmek isteyen varsa, aylık olduğunda günlük 11 dolar, yok günlük 8,5 dolara geliyor burası. Evet. Aylık olursa dur ona ona da bahsedeceğim şimdi. Aylık olursa daha mı? Evet. Daha Işığı burada mı yani ha? Abi burada deterjan. Aynen deterjanı var. Bu yıkama, bu mu kurutma? Muhtemelen. Yok, bunda kurutma var içinde zaten. Ha, içinde kendi. Ha, tamam ama onlar içinde kendi olunca çok fazla kurutmuyor ya. Ya işte asıyorsunuz. Şurada bunu. Asıcıya falan asarız onu. Derdimiz bu olsun. şimdi ben burada 10 günlük tutuyorum. 10 günlüğü 17 bin won'dan toplam olarak 170 bin won ödeyeceğim. O da yaklaşık 170 bin ne yapıyor? 120 dolar. 120, o civarda yani günlüğü 12,5 dolara falan gelecek burası bir bana. Bir aylık yaparsan 8,89 dolara geliyor. Bir aylık tutarsanız arkadaşlar. Başka bir müşteri. O da şeyi soruyor. Nerede çamaşır? Kore'de Gochibon kültürü çok meşhur. Yani insanlar mesela Busan'da yaşıyor adam. Seul'de inşaat işçisi diyelim. Evet. Adam burada yaşıyor 3 ay boyunca. Şeyi göstersin mi bir tane? Orası mıydı? Tertemiz. He? Tertemiz abi. Aa bak güzel. Gördüm. Evet. Oo yastıkta rahat bakayım. Kokmuyor vallahi, tamam. Yok ya bunlar... Kore'de şey... Burada aydınlık ya. Işık alması. Tam he, güzel. Yani bina görüyorsun zaten. Abi Kore, Japonya yani... Şimdi mesela şöyle bakın. Ben Tayland'a, bu Tayland'da olsam bu fiyata mis gibi yerde kalırım dersiniz. Ama orası Tayland arkadaşlar. Burası Kore. Yani Kore'de böyle Seul bir yerde gibi kalmak aynen. Gerçekten iyi bir fiyat. Busan'da daha ucuzları var mı? Ya tabii canım. Belki. Değişik şehirlere gittikçe oluyor. Yani şimdi Antalya ile Konya'nın veyahut da şehirlerin bir mi? Ankara'nın yani onun gibi. Burada da idareten güzel yani. Neyse hadi dışarıda görüşürüz. Arkadaşlar giriş kapısı burası. Şöyle. Adını da koyarım ben size. Üçüncü katta. Gelince bakın buradan yeşil gördünüz mü tabelayı. Buradan kalırsınız. Böyle gelecek sağa olanlar. Döndün mü dümdüz gidiyorsun. Aha. Şuradan hemen sağa Honda. Aynen. Hemen burada GS var. Ben burada kaldığım zaman gidiyordum buradan böyle kekmek. Ha, buranın şeyi 7-Eleven gibi aynen. Ama 7-Eleven da var çevrede. Ha.